Uşak Atatürk Kültür Merkezi karşısında bulunan süpermarketin çatısına yapılan kaçak inşaat durduruldu. AK Parti, Uşak İl Yönetimi'nde bulunan ve İl Başkanı Fahrettin Tuğrul'un yardımcısı olan Ömer Özden ile AK Parti Uşak Merkez İlçe Yönetimi'nde bulunan ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayer'in yardımcılarından olan Ömer Şemen tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nin karşısında inşa edildiği öğrenilen binada kaçak inşaat yapımı gündem oldu. Yeni mülk sahiplerinin süpermarketin çatısına 28 Ekim günü çelik yapı malzemeyle inşa ettirmeye başlaması çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından tepki topladı. Uşak'ta yerel bir internet sitesi tarafından dile getirilen söz konusu kaçak inşaatın mülk sahiplerinden bir kişiyle görüştüğünü ifade ederek kişinin söz konusu binayı yapan müteahhitlerin AK Partili olduğu için linç yediklerini ve yapmak istedikleri yapıların 8 ofise ait cam balkon benzeri 8 farklı yapı olacağını belirttiğini söyledi. Habere göre mülk sahibinin söz konusu yapılaşmanın medyada yanlış yer bulduğunu ve bunun apartman sakinlerine ve kamuya hiçbir zararının bulunmadığını ifade ederek ben cezaya da razıyım, savcılık olma durumu da var, gideriz ve ifademizi veririz, biz adam öldürmedik, kaçakçılık yapmadık, kimsenin hakkını gasp etmedik. Sanki insanlar çok kötü bir şey gibi değerlendirdi. Buranın müteahhitleri AK Partili olduğu için linç yiyorlar. Başkasının yaptığı şey göze batmaz ama bu adamların partilileri onları linç ediyor. Biz buranın müteahhitleri değiliz ve siyasetle hiçbir alakamız yok. Burada 8 ofis var ve biz bunların parasını verip satın aldık. Apartman sakinlerinin karşı çıkmasının sebebi de müteahhitlerle olan anlaşmazlıkları diye belirtti. Söz konusu kaçak inşaat Kasım ayı belediye meclis toplantısında İyi Parti grubundan avukat Yasin Yavuz tarafından da dillendirildi. Hafta içinde bir yerel basında bir haber oldu, biliyorsunuz AKM'nin karşısındaki yerle alakalı. Yavuz, belediye başkanı Çakın'a Atapark civarında kaçak inşaat olayı fazlalaştı. Bildiğiniz gibi daha önce de aynı bölgede başka bir yer için sizinle konuşmuştuk. Burası Uşak'ın en merkezi yeri. En merkezi yerde dükkanın üzerine kaçak olarak çelik direkler dikildi ve inşaat başladı. Bu durumu herkes görüyor. Şimdi aklımıza takılan iki konu var. Birincisi, kaçak inşaata müdahale için niye bu kadar geç kalındı? İkincisi, bu haliyle kalacak mı? Orada bir yıkım ve söküm işlemi yapılacak mı? Şeklinde sorusunu yöneltti. Birinci konu, niye bu kadar geç kalındı? İkinci konu, bu haliyle kalacak mı yoksa orada bir yıkım söküm işlemi yapılacak mı? Çakın, kaçak inşaata göz yummayacağız dedi. Geç kalındı ifadesini kabul etmiyoruz. Çünkü biliyorsunuz 29 Ekim Cuma günü zaten yarım gün resmi tatildi. 29 Ekim'in öncesinde 28 Ekim tarihi yarım gün resmi tatildi. Arkasından da 29 Ekim ve 30 Ekim şeydi. Haberin çıkıp çıkmadığını. Yani sökülecek mi? Şimdi çok kötü bir görüntü var orada. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Biz sökülmesi konusunda, eski haline getirilmesi konusunda birinci işlemi yaptık zaten. Şimdi onun sürecin içerisinde yapmış mı yapmamış mı nedir bakacağız yani. Önce bir dolması lazım. Şimdi ben buradan adamın yasal şeyi dolmadan kalkıp da şöyle yapacak böyle yapacak diye ahkam kesemem yani. O dolar, ondan sonraki süreçte gereken yerine getirmediyse ne yapmamız gerektiğini zaten bize yasalar, kanun vesairesine gerekiyorsa onu gereğini söyleriz.